Merhaba arkadaşlar, bugün TYT Kolay Matematik Soru Bankası'nın faktörel konusunun ikinci testindeki soruları çözeceğiz. Evet, birinci soruyla başlayalım. Demiş ki, AFE, BFD ve DEC neymiş? Birer eşkenar üçgen, DFE ikizkenar bir dik üçgen olmak üzere. AFE çevresi ne kadarmış? 4 faktörel, yani 24 AFE'nin. Şimdi, bunun çevresi 24 ise arkadaşlar, bu bir nedir tabi? AF üçgen, eşkenar üçgen olduğu için aslında bunun üçgenleri birbirine eşittir. Yani 3'e bölersek 8, 8, 8 şeklinde ne olması lazım arkadaşlar? Olması gerekiyor. BFD'nin çevresi neymiş arkadaşlar? 3 faktörelmiş. BFD'nin çevresi 3 faktörel. Tabi BFD de nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen olduğu için bunlar da nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. DEC de neymiş arkadaşlar? Eşkenar üçgen olduğu için birbirine eşit. Tamam. O zaman diyoruz ki BFD'nin de 3 faktörelse burası 6. O zaman 3'e bölersek her bir kenar ne kadar olmak zorunda arkadaşlar? 2, 2 olmak zorunda. Buradaki mesafe 2 ise burası da 2. Burası da 2. Burası da 2 olacak mı? Şimdi DEF'nin çevresini istiyor arkadaşlar. Çünkü çevresi dediğimiz neresi? DEF şurası 8. 2 daha 10. 2 daha ne oldu arkadaşlar? Burası 12 geldi. DEC'yi de istediği için 2, 4, 6 gelmiş oldu. O zaman bu ikisinin toplamında 12 artı 6'dan kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 18 gelmiş oldu. O yüzden cevap nedir? Denizli. Evet, ikinci soruya geldik arkadaşlar. Şimdi ikinci soru demiş ki A faktörel eşittir A denklemini sağlayan kaç farklı A değeri vardır? Şimdi öyle bir sayının faktöreli var ki içi dışı 1 olacak. Samimi olacak. Şimdi sıfırdan başlayalım. Sıfır faktörel dediğimiz neydi arkadaşlar? 1. İçi dışı 1 mi? Değil. O yüzden burası gitti. 1 faktörel kaçtır arkadaşlar? 1. Evet, içi dışı 1 ise o zaman A sayısı 1 olabilir. 2'ye bakalım arkadaşlar. 2 faktörel dediğimiz kaçtı? 2 idi. Gene içi dışı 1 arkadaşlar. Samimi olabilir. 3 faktörel'e geldik arkadaşlar. 3 faktörel kaçtır? 6. İçi dışı 1 mi? Değil. Gitti. 4 faktörel'e baktık arkadaşlar. 24. Sayılar ne yapıyor arkadaşlar? Gittikçe büyüyor. Aradaki fark gittikçe açılıyor. O zaman A sayısı sadece 1 ve 2 değerini alabilir. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan, çünkü kaç farklı değeri vardır diye sormuş. Evet, üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Demiş ki x pozitif bir tam sayı olmak üzere x artı 1 faktöriyel bölü x faktöriyel artı x artı 2 faktöriyel bölü x artı 1 faktöriyel ifadesinin ne işte aşağıdakilerden hangisi diyor. Şimdi faktöriyelle amaçlanma neydi? Küçükten ortak parantezi almakta değil mi? X, x artı 1 faktöriyel. Şimdi aşağıdaki ifade daha büyükse ona çevirelim o zaman. Yani x artı 1 çarpı x faktöriyel bölü x faktöriyel artı x artı 2 çarpı x artı 1 faktöriyel bölü x artı 1 faktöriyel dedik. Bunlar aynı olduğu için ne yaptı? Birbirlerini arkadaşlar götürdü. En son durumda kim kaldı? X artı 1 artı x artı 2 kaldı mı? Yani 1x 1x daha ne oldu? 2x artı 3 kalmış oldu. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Bursa. Evet, dördüncü sorudayız arkadaşlar. Demiş ki 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 1 faktöriyeldir demiş. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soru bize ne yapmış arkadaşlar? Sormuş. Şimdi 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 1 faktöriyel dedik. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Şimdi daima ne yapıyoruz? En küçükten ortak parantezi almayacak mıyız arkadaşlar? Şimdi diyorum ki 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel dedim. Eksi 1 faktöriyel dedik. Eşittir. 7 faktöriyeller birbirini götürdü mü arkadaşlar? 9 kere 8 nedir? 72. Eksi 1 faktöriyel dedim. 72'den 1'i çıkartırsam kaç oldu arkadaşlar? 71 faktöriyel ne oldu? Olmuş oldu. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Bursa. X çarpı x faktöriyel artı 75 faktöriyel eksi 74 faktöriyel ifadesinde x doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor. Şimdi öyle bir sayı varmış arkadaşlar, sayının faktöriyel ile çarpımı kaça eşitmiş? 75 faktöriyel eksi 74'e. Şimdi x çarpı x faktöriyel kalsın, eşittir. 75 faktöriyel
Eksi 74 faktöriyeli yazarız. Ne yapıyoruz gene arkadaşlar? En küçükten ortak parantez alacak gibi 75 çarpı 74 faktöriyel eksi 74 faktöriyel dedik. Her ikisine de ortak olduğu için aldık mı ortak parantezi? 74 faktöriyel parantezinde ne oldu? 75 eksi 1 oldu. Yani o zaman burası kaça eşitmiş arkadaşlar? 74 çarpı 74 faktöriyeli. Zaten sayımız x çarpı x faktöriyeli, yani 74 çarpı 74 faktöriyelse x sayısı buradan aslında kaça eşittir arkadaşlar? 74'e soru diyor ki x doğal sayısının rakamları toplamı, yani 7 artı 4 yaparsak kaça eşit olmuş olacak arkadaşlar? 11'e eşit olmuş olacak. O yüzden cevap nedir? Denizli. Evet, 6. soru diyor ki 2 faktöriyelin faktöriyeli çarpı 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyelin faktöriyeli işleminin sonucu kaçtı? Şimdi 2 faktöriyel dediğimiz ifade kaçtı? 2 idi. Dışında bir tane faktöriyel olduğu için yazdık. Çarpı 3 faktöriyel dediğim kaçtı? 6. 1 faktöriyel kaçtı? 1. Dışında 1 faktöriyel olduğu için ne yaptık? Bir daha yazdık. Eşittir diyoruz. 2 faktöriyel 2. 6 çarpı 1 faktöriyel dediğim 1'di. O zaman 2 kere 6 12. 12 çarpı 1'den kaç gelecek arkadaşlar? 12 gelmiş olacak. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? C. Evet, 7. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi AB 2 basamaklı bir sayısı nasıl yazılıyormuş bu? 10 tane A artı B, yani burası birler basamağı, burası neydi arkadaşlar? 10'dan basamağı şeklinde yazılmış. Şimdi AB ve BA 2 basamaklı birer doğal sayı olmak üzere sayıların farkı kaça eşitmiş? 3 çarpı 4 faktöriyle. Diyor ki A artı B toplamı en az kaçtır? AB eksi BA eşittir 10A artı B eksi 10B artı A dedim. Eksi şöyle arkadaşlar içeri dağıtırsak 10A artı B eksi 10B eksi A dedik. Tamam, 10 tane A'dan bir tane A çıkartırsak ne yaptık arkadaşlar? 9A eksi 9B kaça eşitmiş arkadaşlar? 3 çarpı 4 faktöriyle. Şimdi 4 faktöriyel kaçtı? 24'tü. 3 çarpı 24'ten de burası kaç oldu arkadaşlar? 72 olmuş oldu. Şimdi 9A eksi 9B 72 mi? 9 parantezinde A eksi B eşittir 72 ise burayı sadeleştirirsek A eksi B kaç çıkar arkadaşlar o zaman? 8 çıkmış olacak. Öyle iki sayı var ki arkadaşlar farkı 8. Mesela 9'a 1 olabilir. 10'a 2 olabilir. Ama 11 arkadaşlar basamak olduğu şey rakam olduğu için 2 basamak ne yapamaz arkadaşlar? Olamaz gitti. O zaman A sayısı 9'a eşit olabilir. B sayısı kaça eşit olabilir? 1'e. Bu ikisinin toplamından kaç olmuş olacak? 10 olmuş olacak. O yüzden cevap Adana. Evet, 8'in soruyor ki arkadaşlar x artı 4 faktöriyel bölü x artı 2 faktöriyel eşittir 110 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi x artı 4, x artı 2. Arkadaşlar bunlara baktığımız zaman neydi? Daima küçükten ortak parantez almayacak mıydık? Çünkü mantık hep o olacak faktöriyelde. O zaman 4'ü ne yapacağım? 2 cinsinden yazacağım. X artı 4 çarpı x artı 3 çarpı x artı 2 faktöriyel bölü x artı 2 faktöriyel kaça eşitmiş arkadaşlar? 110. X artı 2 faktöriyeller birbirini götürdü mü? Geriye ne kaldı? X artı 4 çarpı x artı 3 eşittir 110. Yani x artı 3 ile x artı 4 nasıl sayılar aslında arkadaşlar? Ardışık sayılar. O zaman diyorum ki öyle iki tane sayı var ki 110 şeklinde yazılacak. 11 çarpı 10 olabilir. O zaman diyorum ki küçük sayıyı 10 dersen büyük sayı kaç olmak zorunda? 11. Tamam. X artı 3 eşittir 10 ise x kaçtır o zaman arkadaşlar? 7'dir. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Denizli. (16) faktöriyel sayısı aşağıdakilerden hangisiyle ne diyor arkadaşlar? Tam bölünemez diyor. Şimdi 16 faktöriyel dediğimiz nedir arkadaşlar? 16 çarpı 15, 14 bu şekilde gidecek. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diye gidecek. Şimdi 30 nedir arkadaşlar? 6 ile 5'in çarpımı. İyi de 30, 16 faktöriyel sayısının içerisinde arkadaşlar 6 ile 5 var. O yüzden bu sayıya ne yapar arkadaşlar? Tam bölünebilir. 27 nedir arkadaşlar?
9 da 3'ün çarpımıdır. E 6, 7, 8, 9 var arkadaşlar burada. Yani 9 da 3'ün çarpımı olabilir arkadaşlar, bölünür. 38 nedir arkadaşlar? 19 çarpı 2'dir. Şimdi 19 bu sayımızın içinde yok. 2 var ama 19 sayısı olmadığı için arkadaşlar ne yapamaz? 38 sayısı tam bölünemez. Ama bir bakalım diğerlerine de. 40 sayısına geldik. E 40 nedir arkadaşlar? 8 ile 5'in çarpımı. E 8 de var arkadaşlar. 5 de var. O yüzden burası olabilir. 21. 7 ile 3'ün bir çarpımıdır arkadaşlar. Olabilir. O yüzden cevap ne çıkar arkadaşlar? Ceyhan. Evet, 10. soru demiş ki arkadaşlar 0 küçüktür, a küçüktür, b olmak üzere. Eğer tanım a çarpı a faktörel, a artı 1 çarpı artı 1 faktörel, yani sayının kendisi ve sayının faktöreli şeklinde öyle bir tanım olursa ne yapıyormuşuz arkadaşlar? En büyük sayının bir fazlası b artı 1 faktörel eksi en küçük sayıya eşitmiş arkadaşlar. 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 20, 20 gibi diyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? En küçüğün bir fazlası, yani 20'nin bir fazlası nedir? 21 faktöriyel eksi en küçük, yani 4 faktöriyel. O zaman bizim ifademiz kaça eşitmiş arkadaşlar? 21 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Denizli. Evet, 11'in soru demiş ki arkadaşlar 14 faktöriyel artı 15 faktöriyel bölü 8 çarpı 13 faktöriyel demiş. Şimdi faktöriyelde her zaman amaç neydi arkadaşlar? En ufaktan ortak parantezi almak. 13, 14, 15 varsa en küçük 13 ise demek ki hepsini 13'e çevireceğiz. 14 dediğimiz nedir? 14 çarpı 13 faktöriyel artı 15 faktöriyel 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyel dedik. Bölü 8 çarpı 13 faktöriyel olarak ne yaptık? Yazdık mı arkadaşlar? Eşittir diyorum. Her ikisinde de yukarıda 13 faktöriyel ortak olduğu için aldım. 13 faktöriyel çarpı, hatta 14'ler de ortak olduğu için onları da dışarı atalım. Geri içeride ne kaldı? 15 kaldı. Artı 1 kaldı. Bölü 8 çarpı 13 faktöriyel dedik mi arkadaşlar? Bunlar birbirini götürmüş oldu. Burası ne yaptı arkadaşlar? 14 çarpı 16 bölü 8. 16 ile 8 sadeleşirsin. 2. 2 çarpı 14'ten kaç gelecek arkadaşlar? 28 gelmiş olacak. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Adana. Evet, 12. soru demiş ki arkadaşlar a faktöriyel eşittir 42 çarpı 5 faktöriyel olduğuna göre a sayısı kaçtır diye soru bize sormuş. Şimdi a faktöriyelde ne yapıyorduk arkadaşlar? 42'yi nasıl parçalayacağız? Asal çarpanları olacak şekilde. Yani 42 nedir mesela? 7 çarpı 6'dır. 7 çarpi 6 çarpi 5 faktöriyel oldu. Şimdi bu ifade ne arkadaşlar? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani 7'den 1'e kadar gidiyor mu? Gidiyor. O zaman ben bu ifadenin tamamına ne diyebilirim arkadaşlar? 7 faktöriyel yazabilirim. O zaman a faktöriyel sayısı 7 faktöriyel eşit olabilir mi arkadaşlar? Evet. E faktöriyeller birbirini götürse dolayısıyla a sayısı kaça eşittir arkadaşlar? 7'ye eşittir. Cevap nedir yani arkadaşlar? Bursa.